Ayşen, ne yapıyorsun sen saatlerdir burada? Ne zamandır elimiz değmemiş buralara. Bugün erken geleyim de düzenleyeyim dedim. Başka bir sebebi yok değil mi? Yok. Geçen gün de gümüşleri böyle ovuyordun hiçbir sebep yok diye hırsla. Resmen ailemizin tarihi var burada. Evet. Mert'le Kerem'in minicikken oynadıkları oyuncakları bile atmamışız. Kıymetlimiz onlar bizim. Aa! Kırmızı bisiklet. Evet o. Kerem'in meşhur kaçış hikayesi. Nasıl da gelip boynuma sarılmış canım benim. Babası birazcık kızdı diye toplamış çantasını, atlamış bisikletine sığınmış size. Nereye sığınacaktı ki? Bir evi de burası. Sağ olun Bediye Hanım. Biz sizin yanınızda olduğumuz için o kadar şanslıyız ki. Asıl siz sağ olun Ayşe. Mert'e de anasız babasız olduğunu hiç hissettirmedik sizin sayenizde. Siz de bana pırlanta gibi bir evlat verdiniz. Gözümü kırpmadan güvenebileceğim kusursuz bir evlat. Mert çok hatalar yaptı. Hepsini yuttu. Ama Kerem bir hata yapsa inan kaldıramam. O kadar çok seviyorum Kerem'i. Yapar mı benim oğlum size hiç hata? Yapmaz. Hayatta yapmaz. Merhaba, günaydın. Yine çok şanslısınız Süreyya Hanım. Aa, neden? Bakın, sizin için. Sürprizdi ama sizin sürprizlerden hoşlanmadığınızı bildiğimden siz yine de şaşırmış gibi yapın, olur mu? Merak etme, en alasını yaparım. Şş. Ah Levent, ah! Bu hale gelecek kadın mıydım ben ya? Kim bu masanın sahibi? Sensin. Metin? Sürpriz. Ne ara yaptın sen bütün bunları? Dedim ya karıcığım, kendimi sana affettireceğim diye. O yüzden yapıyorum işte. Beğendin mi? İyi yapmışım değil mi? Senin sevdiğin şeylerden hazırlattım. Beğendin mi? Hiç aklıma gelmezdi ta buralara kadar geleceğim. Böyle masalar hazırlayacağım falan. yalnız ben kahvaltıda çay değil. Kahve içiyorum biliyorsun. Bir kere çay iç, ne olacak ki? Allah Allah. Evet. Bundan ister misin? Thank you.
Ben sana bir soru sordum Süreyya. Cevabını vermeyeceksen arama beni. Halil, soğutma. Sen yapar. Kerem. He? Ne yapıyorsun oğlum ya? E bitti burada işim abi, gidiyorum. Şiş. Sen ikna ettin değil mi Ece'yi? Ya gerçekleri söyledim sadece. Vay be. Bayağı veda hediyesi yani. Ha? Aslan kardeşim benim, gel. Dur dur, daha fazla duygusallaşamayacağım artık. Hadi kaçtım ben. Ya dur, nereye gidiyorsun ya? Dur oğlum. Şey ne olacak peki? Bilançolar. Geçtik ya. Peki ne olacak? Sude'nin işlerini geçmedik daha oğlum. Geç kendin. Abicim ben anlaşamıyorum ki onunla ya. Sen halletsen. Ha? Hadi abi, hadi abi. Ya Kerem gidemezsin abicim. Dur gel. Vallahi bak gel. Hop. Ya ortak, bari bir yemek falan yiyelim ya eski günlerin hatırına. Ha? Mert. Ne? Yani Cansu'yu mu görmek istemiyorsun? Hayır abi, onunla olan son bağımı koparmaya çalışıyorum sadece. Nasıl? Gideceğim, paranın yarısını ailesine vereceğim. Ortak. Senin hayalin? Çalışır kazanırım, kredi çekerim. Ne olacak ki? Ya olur mu abicim öyle şey? Allah Allah. Senin paran o. Bak kardeşim, tamam biz ayrılmış olabiliriz. O başka bir şey. Ama ben onların durumunu görmemiş gibi yapamam. Gittim gördüm. Gerçekten benden daha fazla ihtiyaçları var. Çok mu ihtiyaçları var bu paraya? Ben kararımı verdim kardeşim. Bir dakika o zaman, bir saniye. Bunları rehin alıyorum kardeşim. Tamam mı? Git gel öyle vereceğim. Ne yapacağım? Para için mi döneceğim geri? Ya oğlum işte garanti altına alıyorum kendimi ya. Yemek yiyeceğiz işte. Ne var? İyi tamam, gelirim. Heh. Tamam hadi görüşürüz. İyi hadi görüşürüz. Zam ister misin? Ne? Ya kızım saçmalama, al şunları bir çantaya koy. Patronun odasına koy, tamam mı? Ama bak geldiğinde alsın kesin. Benim verdiğimi söyle. Hadi bay bay. Merhaba. Biri mi seslendi ya? Benim, Sude. Ah, pardon, çok özür dilerim. İşe dalmışım da. Sana da selam canım. Ne haber, nasılsın? Keyifler nasıl? İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Bir konuda yardımına ihtiyacım var da. Oradan bakınca yardım kurumu gibi mi gözüküyorum? Efendim? Küçük bir latife yaptım. Sana yardımcı olmak bana mutluluk verir Sude'cim. Söyle. Şimdi şöyle, akşamki parti için benim birkaç iyi elemana ihtiyacım var. Ben Cansu'yu düşündüm ama senin de fikrini almak istedim. Beni de düşündün mü? Hani olur ya, akşam yatağa yattığında ılık bir rüzgar eser, hissedersin. Tavsiye ediyor musun Cansu'yu? Tabii canım. Tavsiye ediyorum. 10 numara kızdır Cansu. Sosyetik yemeklerden falan da çok iyi anlar. Bizim gibi değildir yani. Hmm. Niye değil sizin gibi? Bilmem. Sence? Peki nerede oturuyor Cansu? Yani iş uzarsa geç bırakmak istemem. Hı hı, anladım. Vallahi onu da bilmiyorum.
Cansu hakkında hiçbir şey bilmiyoruz biz. O niye? Çünkü Cansu tam bir sır küptür. Adeta bir kara delik, bir kara kutu sanki. Hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Gelir gider ama anlatmaz. Nedendir bilinmez. Vardır bir sebebi. Ama iyi kızdır, harbi kızdır. Severim yani. Lafta söyletmem yani, pardon da. Bir şey merak ettim. Oradan bakınca alık gibi mi duruyorum? Hı? Vur ensesine, al ekmeğini. Ağzı açık ayran derisi gibi mi gözüküyorum? Ben anlamıyorum ki arkadaş. İki gülercüz gösterince hemen çıkarcı mı yaklaşalım insana? Hayret bir şey ya. İş yerinde mobbing de başladı artık. Benim hiç huzurum kalmadı burada. Sona Ercan niye böyle? Hindistan cevizi yiyecek hale geldim yahu. Mutlu oldun değil mi? Çok. O zaman ben işe gideyim, akşam evde görüşürüz. Aa, telefon çalıyor. Merhaba, ne haber? Siz ne yapıyorsunuz? Filiz Hanım. Alo. Süreyya Hanım, rahatsız etmiyorum inşallah. O nasıl söz öyle, olur mu öyle şey? Ben Levent Bey'e ulaşamıyorum da. Her şey yolunda mı? İyisin değil mi? Kızın da iyi. İyiyiz, iyiyiz de. Filiz, ne oldu? Söyler misin lütfen? Süreyya Hanım. Ben bir şey yaptım. Mecbur kaldım ama. Ne yaptın? Sizin verdiğiniz parayı kocama verdim. Nasıl? Neden? Buldu bizi. Dayandı kapımıza. Ne yapacağımı bilemedim. Bıraksın peşimizi, düşsün yakamızdan diye vermek zorunda kaldım. Süreyya Hanım, ne olur kızmayın. Size de yük oluyorum ama. Ne yükü Filiz? Olur mu öyle şey? İnsan nelere mecbur kalıyor gün geliyor da. Bilmez miyim? Sağ olun. Ama benim Levent Bey'e ulaşmam lazım. Bizim bir an evvel yeni bir eve geçmemiz lazım. Dün abimi aşağı mahallede görmüşler. Mahalleli yollamış ama çok korkuyorum. Bulacaklar bizi. Tamam. Tamam, tamam. Sakin ol. Ben halledeceğim. Sen hiç merak etme. Gönlünü ferah tut. Oldu mu? Bir şekilde ulaşacağım ben Levent'e. Sağ olun. Allah razı olsun. Hoşça kal. Benim birkaç telefon etmem lazım. Akşam evde görüşürüz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Aradığınız kişi şu anda cevap veremiyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakınız. Levent. Ben kendim için aramıyorum, Filiz için arıyorum. Acil. Bak beni bırak. İstemezsen geri bile arama ama... ben seni tanıyorum. Sen Filiz'e arkanı dönemezsin. Keşke bana da dönmesen. Uzat bakalım bıdığım. Vay be, Kerem'in vedası ha. Keşke böyle olmasaydı. Ama biz başında böyle anlaşmıştık onu zaten. Yani bir de adam hayallerinin peşinden koşacak, ne güzel işte. Ya hani o hayal Cansu'yla kuruyordu? Ne çabuk buldu başka birini ya. Ne başkası ya? Sude midir nedir onu diyorum. Ya saçmalamayın Allah aşkına ya. Ya kız bizim bin yıllık arkadaşımız Sude işte, çirkin Sude. Ay çirkin falan değil o kız ya. Yalan konuşma. Ayrıca arkadaşınızsa acaba dün gece beraber ne yapıyorlardı? Ya kız çalışmaya başladı burada. Proje yapıyorlarmış. Ne var bunda? Ha, biz biliriz o çalışmaları. Oh. Ya aralarında bir şey yok diyorum. Bak ben Kerem'i bebekliğinden beri tanırım, tamam mı? Adam sadece bir kere aşık oldu. O da Cansu'ya. O da olmadı işte ya. Ne yapalım? Ya şimdi gidip sence Sude gibi birisiyle olur mu? Ya güven azıcık bana ya. Ya canım, ben sana güvenirim de. Acaba Cansu ona güvenir mi? Onu bilmiyorum. Karnım da çok acıktı ya. Şuradan biraz kalmayayım sen. Ya şapşal. Ya
Ben seni bazen kime benzetiyorum biliyor musun? Brad Pitt? Yok. Anneme. Annene mi? Evet, anneme. O da böyle senin gibiydi. Her şeyden bir oyun bulurdu bize. Ama tabii iyi günündeyse. Kötü günündeyse yataktan çıkmazdı hiç. Ama ben ne hissediyorum biliyor musun? Ece. Bir gün annemle sen tanışacaksınız ve birbirinizi çok seveceksiniz. Ama bak, yani 16-17 yıl olmuş haber almayalı. Ne diyorsun sen? Ne ima ediyorsun? Ya bir şey ima etmiyorum bebeğim ama yani ne bileyim. Öldü mü diyorsun yani? Benim annem ölmedi Mert. Ben onun yaşadığını biliyorum. Ölseydi hissederdim. Geri dönecek biliyorum. Özür dilerim bebeğim, haklısın. Dönecek. Ha, bir şey söyleyeceğim. Ben molaya çıkıyorum, tamam, tamam mı? Ne istiyorsun? Konuşmamız lazım seninle. Ne yapıyorsun sen? Ver şunu. Ver dedim. Şşş, hey 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 hey. Ne oluyor? Sude Hanım'la sizli bizliydik biz en son. Hı? Ne oldu şimdi? Unutma. Sen markette çalışan bir tezgahtarsın. Şeyler mi var acaba? Eğer beni bir odaya kapatıp kapıyı üzerime kilitlersen siz biz kalmaz ortada. Haddini bildirirler. Nasıl aldın o çantayı sen? Sana ne? Tezgahtar maaşıyla alınıyor mu öyle şeyler? Sosyete pazarından aldım. Oldu mu? Hı hı. Eminim. Eminim sosyete pazarından almışsındır. Hatta Paris Moda Haftası'nı da sosyete pazarından takip etmişsindir. Dolabındaki kıyafetlerin hepsi de replikadır. Ha yok, ben seni sonradan görme olduğunu zaten anladım. Sadece bu değirmenin suyu nereden geliyor onu çözmeye çalışıyorum. Bak sana son kez söylüyorum. Ya o anahtarı verir bu kapıyı açarsın ya da avazımın çıktığı kadar bağırır bütün marketi buraya toplarım. Açacağım zaten. Ama önce bir şeyi anlaman lazım. Neyi anlayacakmışım? Kerem'i böyle pahalı şeylerle etkileyebileceğini zannediyorsan yanılıyorsun. Benim Kerem Bey'le bir ilgim yok. Ah canım ya. Bir de bey diyor. Biz seninle dün telefonda konuştuk ya. Ben senin sesini tanımadım mı zannediyorsun? Bak. Ben Kerem'i gerçekten çok iyi tanıyorum. O yüzden bu konuyu burada konuşup hiç senin seviyene inemeyeceğim. Peki. Madem Kerem'i çok iyi tanıyorsun, söyle bakalım, Kerem çocukken ne olmak isterdi? Ya da çocukları olsaydı isimlerini ne koymak isterdi? Bunları konuşmadık, Allah Allah ya. Konuşmak zorunda mıyız? Tamam, tamam. Daha basit bir soru sorayım o zaman sana. Kerem'in en yakın arkadaşları kimler? Mert dışındakileri soruyorum tabii ki. Bak Cansu. Senin kim olduğunu bilmiyorum. Ama Kerem'i tanıdığını zannediyorsan çok yanılıyorsun. Burada onu tanıyan biri varsa o da benim. Ve yakında senin de kim olduğunu öğreneceğim. Merak etme.
Alo Begüm'cüm. Sude'cim merhaba. Nasılsın? Nasıl gidiyor Oliva'da işler? Şahane desem nazar değdirir miyim acaba? O kadar iyi diyorsun yani. E peki eski arkadaşları görmek? O nasıl? Kerem'i görmek bana çok iyi geldi. Yani birkaç ufak tefek problem var. Onları da hallediyorum. Neyse o mesele. Birkaç günü halledersin sen. Bilirim elinden kaçmaz. Birkaç gün mü? Bugün biter o iş merak etme. Ya Begüm bu arada sana çok teşekkür ederim. Yani burayı bana önerdiğin için. Vallahi cennete düşmüş gibiyim. Ne demek? Her zaman. Öpüyorum. Kerem ben. Cansu'nun arkadaşıyım. Cansu mu? Lütfen yanlış anlamayın ama benim size vermek istediğim bir şey var. Korkmayın ne olur. Çok para var burada. Bu arada Cansu'nun haberi yok. Ne olur olmasın da zaten. Ama... Lütfen reddetmeyin. Bakın ben yokluğu iyi bilirim. Çaresizliği de bilirim. Faydalı bir yere gittiğine o kadar seviniyorum ki... asıl siz bana iyilik yapmış olacaksınız alırsanız. Allah mı gönderdi seni bilemedim ki. Hızır gibi yetiştim. Ne diyeyim ki ben sana? Senden aldığımı kimseye söylemeyeceğim deyin yeter. Söz. Yani hep bir el uzatanımız oldu ama böylesi cennetten mi geldim bilemedim ki. Dilerim şu iyi kalbinden geçen her ne varsa gerçek olur. Allah razı olsun. Amin. Sizden de. İyi günler. Böceği. Ya herkes parti hazırlıklarıyla uğraşıyor. Ben biraz uzak kalmak istedim. Nefes almak için çok doğru bir yer seçmişsin. Ama benden kopya çekmişsin, ne olmaz. Ya Ece, ben kalamayacağım Kerem'in partisine. Gidiyorum ben. Nasıl? O gitsin Sude'sinin hazırladığı partilerde eğlensin. Hem biz zaten vedalaşmıştık. Ya Cansu saçmalama ya. Hem ben Mert'le konuştum, öyle bir şey olması mümkün değil dedi. Ya çok tatlısınız. Barışmanıza çok sevindim. Yanlış anlama ama ona değil hislerime güvenmeliyim. Ya Cansu bir şey diyeceğim, bana da kızacaksın ama bence de onların arasında bir şey yok. Ya Ece kız beni buraya sıkıştırdı az önce ya. Kerem'i sana bırakmam dedi bana. Ne? Ay saçını başını yolarım ben onun be. Ben metrobüs kuyruklarının antrenmanlıyım. Bu kasları Ramazan'da pide kuyruğunda yaptım ben be. O kimmiş? Ya sağ ol yine gerçekten yanındasın ama... ben buraya işaretleri takip ederek gelmiştim biliyor musun? Nasıl yani? Bir ilan çıktı karşıma. Ay dedim işte bu ya, burası beni çağırıyor. Bir de son zamanlarda olanlara bak. Yani sabah kolyenin kopması, Kerem'in söyledikleri... zaten Sude'nin gelmesi. Yani görmüyor musun işte? Artık burası bana git diyor. Ya ama Uğur böceğim ya. Lütfen. Bana ısrar etme. Çünkü kalamayacağım. Hem biz görüşürüz zaten. Ya görüşürüz de. Ay gidiyor.
Metin odasında mı? Işıl geldi der misin? Işıl Hanım geldi efendim. Anladım. Buyurun biraz bekleteceğiz. Babam müsait mi? Müsait Begüm Hanım, girebilirsiniz. Bize gence müsait değil ama. Efendim? Yok bir şey. Asistan. Ha, miniyim, gel koş bana koş. Ya acil durum. Ne oldu yine ya? Cansu Kerem'in partisine gelemiyor. Neden? Sence neden? Of ya, bu Cansu da ne kadar kıskanç bir kız çıktı ya. 50 kere söyledik, yok öyle bir şey dedik. Ya kızın kalbi çok kırılmış asistan. Haklı kız. Sude gelmiş bir şeyler demiş, yine ortalığı karıştırmış. Ben ikna edemedim ya, sen edersin belki. Hmm. Ya Ece. Ya belki de böyle birbirlerinden uzak olmaları daha iyidir. Ha? Hani biz hiç karışmasak mı? Ya ne kadar haklısın sevgili. Öpücük ister misin? Gel bir öpeyim seni. İstiyor musun öpücük? Hmm. O zaman Cansu'yu ikna et. Of Ece ya. Ya tamam, birlikte olamasalar da doğru düzgün vedayı hak etmiyorlar mı sence? Herkes vedayı hak eder. Üf, tamam. Nerede Cansu? Ya işte çıkıyorum, eve gidiyorum demişti. Sen koş yetiş. Ararsın yolda. Ortak geldim. Hadi yiyelim yemeği. Olmaz abi, çalışıyorum şimdi. Abi sonra çalışırsın. Hadi çıkacaksın. Çıkma. Çıkma. Ne oluyor ya? Ortak. Tek bir şey isteyeceğim senden abi. Tamam, şunları şöyle bir kontrol et. Doğru yapmış mıyım, yapmamış mıyım, bir bak. Hadi abi, hadi abi. Geçmiş olsun, bitti onlar. Ya ortak ya. Ne? Abi bak, ben zaten yaptım bunları. Tamam mı? Sen şöyle bir göz gezdireceksin. Bakacaksın sadece. Ben de orada gidip işlerimi halledeceğim. Sonra yemek yiyeceğiz, değil mi? Mert, bir an evvel çıkmak istiyorum ya. Anlasana beni. Ya tamam. Bak şunlara bir bak. Tamam mı? Ondan sonra çıkacaksın. Gideceğiz, yemeğimizi yiyeceğiz, çıkacaksın. Bak vallahi gider atarım kendimi şuradan ha. Kolumu kanadımı kırarım, böyle zamansız göçer giderim. Kıracağım ben senin kolunu kanadını amcığım. İyi, bu gülümsemeyi bir evet olarak algılıyorum o zaman. Hadi defol git olarak al kardeşim. Tamam, sen çalış kafede çalış, tamam mı kardeşim? Ben gelene kadar da çıkma sakın ha. Sude. Söyleyeceğim. Şimdi sana Oliva'daki ilk büyük sorumluluğunu vereceğim. Hazır mısın? Hazırım patron. Tamam, şimdi şöyle yapıyoruz. Ya aslında benim çıkmam lazım da. Bak Kerem'in parti hazırlıkları da bitti sayılır, tamam mı? Sen son bir kontrol et, onlar sende. Tamam, hadi bay bay. Dur. Bir dakika. Ne işler karıştırıyorsun sen? Kişisel diyelim. Ya siz ne film çeviriyorsunuz? Her kapının arkasından bir şey çıkıyor. Ayrıca madem bütün sorumluluğu bana verip gidiyorsun, nereye gittiğini söyle bari. Söyleyeyim. Cansu'yu Kerem'in partisine gelmeye ikna etmeye gidiyorum. Yani sağ ol, birazcık karıştırmışsın ortalığı da, gelir gelmez biz toparlıyoruz şimdi. Ya kusura bakma, benim öyle kötü bir niyetim yoktu. Hay Allah, yani olay mı çıkarttım şimdi? Neyse tamam, hadi sen git Cansu'yu al gel. Burası da bana emanet, merak etme. Ya sen melek misin, şeytan mısın ben anlayamadım ama çözeceğim Sude. Hadi hadi koş getir, geç kalma. Da sen nereden bulacaksın onu? Evine gideceğim işte. Ha, anladım. İyi tamam, hadi çık. Ver anahtarları. Ya ama iş var. Ya bu da iş. Bu daha önemli hatta. Ver. Çekil.
Tabii efendim. Buyurun girebilirsiniz. Aşkım. Sinirin geçti mi? Affedebildin mi beni? Bak Işıl. Seninle çok güzel günler geçirdik. Bana çok iyi geldin. Ama çok da zarar verdin bana. O işte hep şeyden. Yani seni çok sevdiğimden. Züccaciye dükkanındaki fil gibisin. Durmadan kırıp döküyorsun. Ya tamam. Bundan sonra çok uslu bir kız olacağım. Senin sözünden hiç çıkmayacağım. Söz. Işığı. Söyle. Ben karımı seviyorum. Ne? Sen benden çocuk peydahlarken de karını mı seviyordun Metin? Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Aynı şey. Merak etme. Sizi açıkta bırakmayacağım. Ha bir de beni terk mi ediyorsun yani? Saçmalıyorsun. Ne bekliyordun ki başka? Ailemi terk edip seninle mi evlenecek? Ya yapma Işıl ya, seninle. Bak, Ela'ya bir hesap açacağım. Ve bütün ihtiyaçlarını karşılayacağım, merak etme. Ben? Sana da aydan aya bir miktar para vereceğim tabii. Ne? Ne mesela? Kirama yetmez be. Sen de daha küçük bir eve çık canım. Ne yapalım yani? Ya çocukla tek başıma nasıl yaşayacağım ben Metin, ha? Bak, pişman olacağın kararlar veriyorsun. Söylemedi deme. Sen beni tehdit mi ediyorsun lan? Bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacağım diyorum. Beni tehdit mi ediyorsun sen? Tehdit ediyorum. Ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın? Senin hesabımız bitmedi. Görüşeceğiz seninle Metin. Pardon, hortumum çarptı. Hallettin mi yoksa? Canım halletmek üzereyim de ya. Ben sana bir şey soracağım. Siz Beykoz taraflarında oturuyordunuz değil mi? Hani şu liseye geçtikten sonra havuzlu ev. Evet evet, ne oldu? Bir şey yok ya. Benim dekorasyon dergisinde editör olan bir arkadaşım var. O sizi önümüzdeki ay konuk etmek istiyormuş. Rica etti, sorabilir misin dedi. Ben de seni arayayım dedim. Tamam canım, sorarım anneme, haber veririm sana. Ya Sude'cim ya, ben bir toplantıya yetişecektim. Çıkınca arasam seni olur mu? Tabii, tabii canım. Hadi hoşça kal, bay bay.
Siz kimsiniz? Ben. Bana bak, bu aile sizin gibi ucuz magazincilerden çok çekti. Biraz da acıya saygınız olsun. Ayıp yani. Siz bana bir bakar mısınız ya? Benim gazeteciye benzer bir halim mi var? Hadi canım, hadi yemezler. Ben polisi aramadan başka kapıya. Hadi. Cansu? Cansu Hanım'ın arkadaşı mıydınız? Ay özür dilerim. Cansu Hanım mı? Cansu Hanım tabii. Evin küçük hanımı. Ne deseydim? Pardon da siz kimdiniz tam olarak? Ben. Ben Cansu'nun çok yakın arkadaşıyım ama başı kalabalık herhalde onun. Daha sonra ben onu ararım. Konuşursa iyi günler. Ya yemin ediyorum Cansu, elime bir tane deve verseler, bir tane de hendek, onu oradan atlatmak daha kolaydır herhalde seni ikna etmekten. Ya kızım gel şu partiye ya. Ya sen benim gözümü açmadın mı? Eğer Kerem'den ayrılırsan o daha az üzülür, sen demedin mi? Niye şimdi ısrar ediyorsun? Çünkü herkes düzgün bir vedayı hak eder Cansu, o yüzden. Herkes öyle mi? Evet. Bana güvendiğin insanları saysana bir. Ne bileyim işte, Kerem var, babaannem var. Bizim liseden çocuklar var. Sen varsın. Bir de tabii ki de Ece var. Bana annem bile güven vermiyor biliyor musun? Niye? Boş ver şimdi, anlatamayacağım. Sen şimdi bana da mı güvenmiyorsun yani? Ha? Tamam anladım. Yani Kerem'e de güvenmiştim diyorsun. Evet. Bir de abime. O gitti. Ya Kerem de... Ya ben ne kadar aptalım ya. Ne kadar aptalım. Nasıl göremedim bunu. Ayrılsak bile beni sevmeye devam edeceğine inandım ben. Bir dakika. Bu Sude meselesi mi yine? Ay arkadaş ya, bir tutturdunuz Sude. Ya bak tamam, bana inanmıyorsun, anlıyorum. Da sen Kerem'i hiç mi tanımadın Cansu ya? Tanımamışım belli ki. Bugün öğrendim ben de. Bilmediğim bir sürü şey varmış. El insaf be kızım. Bak bu güvensizlik değil, tamam mı? Bu gaddarlık. Haksızlık ediyorsunuz ya adama. Pırlanta gibi çocuk herif. Hatta fazla iyi yani. O zaman niye birbirlerine öyle gülüşüyorlar? Niye birbirlerine yemek hazırlıyorlar? Yani dün geceden bahsetmek bile istemiyorum. Ya çünkü kız bizim eski arkadaşımız. Eski... Of yok ben daha fazla anlatamayacağım bunu yani, yapamayacağım. Ya Kerem değilim abi ya. Ben o kadar sabırlı bir adam değilim yani. Geliyor musun, gelmiyor musun Kerem'in partisine? Bak seni gerçekten üzmek istemiyorum. Ama ben de çok yoruldum Mert. Artık gerçekten kaldıracak gücüm kalmadı. Bir de buna dayanamam. Anla beni. Ne diyeyim? Yani umarım değişir fikrin. Gel buraya. Süreyya Hanım. Sokağın karşısında bekliyorum. Filiz, ne oldu? Aradım hemen ama halloldu diyor.
Yani nasıl halloldu bilmiyorum. Yeminler ediyor, söylemiyorum. Sen mi bir şey yaptın? Hayır, ben senden haber bekliyorum burada. Bana sinirlenip telefonlara çıkmamak ne demek oluyor Levent? Allah aşkına söyler misin? Ya o kadına bir şey olsaydın, ne yapacaktın o zaman? Biraz düşünmeye ihtiyacım vardı. Ben de insan. Düşünmeye? Evet. Ve? Ben aptal değilim Süreyya. Geçen gün vakıfta olanları gördüm. Metin kararlı, sense kararsızsın. Bu ne ilk ne son kararsız kalışın. Ne alakası var? Belli ki biz bu gelgitleri daha çok yaşayacağız. Ama tam da ben bunu istiyorum. Nasıl? Seninle kavga etmek istiyorum. Mesela saçma sapan bir konu hakkında anlaşamamak istiyorum. Başka bir şeye kızıp gelip bana patlamanı istiyorum. Didişelim, barışalım istiyorum. Bir hayatımız olsun istiyorum. İşte normal bir çift gibi. Tamam, 30 yıl boyunca yaşadığın hayat, olduğun kadından vazgeçmek zor. Biliyorum. Ama ben yanında olursam yapabilirsin. Yeter ki arkanı dön ve çık o evden. Çıkamam. Nasıl çıkarım? Ben de böyle yaşayamam. Seçimini yap. Ya ben yemedim. Seçim yap diyorsun. Hemen şimdi. Yoksa giderim diyorsun. Doğru mu anlıyorum? Aynen öyle diyorum. Yani iki tane seçeneğim var, öyle mi? İki adam. Ya sen ya da Metin. Peki ya ben yalnızca kendimi seçmek istiyorsam ne olacak? 30 yıldır Metin'in ultimatomlarıyla yaşıyorum ben. Ve şimdi de sen bana rezil çekiyorsun. O zaman al sana cevabım. İkinizi de seçmiyorum. Önce kendimi seçiyorum, tamam mı? Anladın mı? Ben oğlumu kaybettim. Önce kendimi iyileştirmeyi seçiyorum. Sen bilirsin. Fikrini değiştirsen ara. Şunu bil. Hayatım boyunca seni beklemeyeceğim.